Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere okuma günlüğümden bahsedeceğim. Kanalı ilk açtığım zamandan beri bana devamlı gelen sorulardan biri okuma günlüğünü nasıl tutuyorsun? Okuma günlüğünün sayfalarını nasıl hazırlıyorsundu? Ben de sizin sorularınızı yanıtlayacağım ve okuma günlüğüyle ilgili birkaç tane küçük yaptığım tüyodan bahsedeceğim. İlk olarak okuma günlüğü nedir? Okuma günlüğü arkadaşlar okuduğumuz kitaplarla ilgili daha sonrasında hatırlayabilmemiz adına veya okuduğumuz kitaptan çıkardığımız derslerle ilgili veya unutmak istemediğimiz detaylarla ilgili küçük notlarımızı alabildiğimiz bir defter aslında. Tabii İngilizcede reading journal diye geçen okuma günlüğünün çok farklı estetik özellikleri de var. Herkes kendi tarzına göre tutmaya başladı. Kimi zaman amaçtan birazcık saptığını düşünsem de gerçekten kitap kurtları için veya kitap kurdu olmak isteyenler için eğlenceli bir etkinlik, kitaplarla ilgili bir etkinlik yapmış oluyoruz. Hem de yaratıcı yönümüzü ortaya çıkartıyor. Peki ben okuma günlüğü tutmaya nasıl başladım? Aslında okuma günlüğünü estetik bir şekilde tutmanıza gerek yok arkadaşlar. Bence okuma günlüğü gerçekten tutulmalı. Özellikle de okuduğunuz bir klasiğin ardından o klasikte işte hoşunuza giden sözleri, o dönemle ilgili öğrendiğiniz bir detayı veya daha sonra ya ben Franz Kafka'dan davayı okumuştum ama acaba ne anlatıyordu? Bundan seneler sonra baktığınızda sizin anlayabileceğiniz şeklinde bir özet olarak elinizde bulunması çok güzel arkadaşlar. Çünkü insanlar okuduğu kitapları unutabiliyorlar ve bu çok normal, bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Hatta bir kitaptan almanız gereken bütün verimi aldığınızı fakat gereksiz detayların kafanızdan silindiğini söylüyorlar. Bununla ilgili yaptığım birkaç araştırmada gördüm ki kitap unutmak bizim kitaptan daha az fayda aldığımız anlamına gelmiyormuş. Özellikle de eğer benim gibi çok fazla kitap okuyorsanız kitap larla ilgili kısa özetler hazırlamak tekrar baktığınız zaman o kitapları çok daha hızlı bir şekilde hatırlamanızı sağlayacak. Veya atıyorum bir seri okumaya başladınız fakat daha son kitapları basılmadı veya daha satın almadınız ya da daha sonra okumak istiyorsunuz. Öyle olduğu zaman ilk kitapları bazen hatırlamakta zorlanabiliyoruz. O yüzden küçük bir karakter listesi de çıkartıp işte bu karakter böyleydi. İlk kitapta böyle oldu gibi notlar aldığınız zaman daha sonra bir seriye istediğiniz şekilde devam edebiliyorsunuz. Ve ben de ilk olarak okuma günlüğüne klasikleri okurken unutmamak amacıyla başlamıştım. Bu da ilk tuttuğum okuma günlüklerimden bir tanesiydi. Ben bunun kapağını gerçekten çok seviyorum. Böyle üzerinde kahverengi saçlı bana benzediğini düşündüğüm bir karakter var. Ve de arkasında çok güzel bir kitaplık var. Mesela nasıl tuttuğuma bir örnek arkadaşlar. Eskiden sadece yazı olarak tutuyordum arkadaşlar. Pek bir estetik kargı gütmeden yapıyordum. Ben bu şekilde başlamanızı öneririm. Hatta çoğunuzu bunu yapmanızı öneririm. Sadece böyle kreatif işlerden hoşlanıyorsanız biraz sonra göstereceğim yeni günlüğüm gibi günlük tutmaya başlayabilirsiniz. Genellikle kitabın adı, yazarı, okuduğum tarih ve kitabın geçtiği dönemi yazıyorum. Sonra kısa minik özetler geçiyorum. Daha sonra okuduğumda hatırlayabileceğim şekilde. Aynı zamanda karakterleri yazdığım kısımlar da var. Böylelikle daha sonra devam etmek istediğimde o seriye veya o kitaba geri döndüğümde veya o kitapla ilgili tekrar bir içerik hazırlamak istediğimde oradaki karakterleri hatırlayabilmek adına karakterlerin kısa kısa özelliklerini yazıyorum. Kısa bir özetin ardından da zaman zaman alıntılar yaptığımda oluyor. Tabii ki bu okuma günlüğüm bu şekilde kalmadı. Ben okuma günlüğü yapmaktan gerçekten çok zevk aldığımı fark etmeye başladığımdan sonra buna acaba neler katabilirim diye düşündüm ve araştırma yaptım. YouTube'da bunu yapan çok fazla yabancı booktuber var. Onlardan ilham almaya çalıştım. Hatta birkaç tanesini şöyle bırakabilirim. Ben de dedim ki artık daha görsel bir günlük tutmak istiyorum kendime farklı bir günlük tutmaya karar verdim. Bu defterde çok fazla sevdiğim sayfa olmasına rağmen pek hoşuma gittiği söylenemez. 2022 yılını bitirdikten sonra 2022 yılında da okuduğum kitapların böyle kapaklarını yapıştırdığım bir sayfa var. Bu sayfayı gerçekten çok seviyorum. Okuduğum kitaplarla ilgili Pinterest'te bulduğum görsellerden kesip küçük sayfalar yapıyordum. Bunu hala yapmaya devam ediyorum arkadaşlar tamamlamadığım bir kitaplık sayfam var. Çünkü 2023 için yeni defterime başka bir kitaplık yaptım arkadaşlar. Fakat ilk yaptığım tasarım bu şekildeydi. Ama tabii ki bunu daha bitirmeden 2023 için başka bir kitaplık görseli kullanmaya başladım. Aslında bu defter için çok tatlı sayfalar hazırlamıştım. Fakat bu defteri bitirmek yerine yeni bir deftere geçmeye karar verdim. Ve evet, işte o en sevdiğim, şu anda bayıldığım ve zaten İçi çok dolu olduğu için defterimin kabardığı okuma günlüğüm. Okuma günlüğümün kapağını gerçekten çok seviyorum. Bunların hepsini kendim Pinterest'ten çıktı alıp yapmıştım. O bütün harfleri, kelebekleri. Aşağıda da kendimi çok benzettiğim hatta arkadaşlarımın beni çok benzettiği iki karakter var. Biri Wednesday Addams. Tabii ki eski versiyonu. Bu yeni dizi versiyonu değil. Fakat bu görsel daha güzel olduğu için bunu tercih ettim. Ve Rory Gilmore. Eğer izlemediyseniz Gilmore Girls dizisinin ana karakteri çeşitli kitaplarla ilgili güzel görselleri bir araya getirip onları uyumlu bir şekilde yapıştırmaya çalışıyorum. Mesela arka tarafta yaprak ve ağaç gövdesi şeklinde kağıtlar var. Onun üzerine bulduğum güzel resimleri ve sticker'ları yapıştırdım. 2023 için kendime bir kitaplık görseli oluşturmuştum. Tabii ki bunu daha doldurmayı bitirmedim. Bunu ne zaman yapacağım bilmiyorum. Bu aralar bazı şeyleri çok üşenmeye başladım. Okudukça kitapları boyuyorum. Peki neye göre boyuyorum? Burada da verdiğim puanlara göre. Mesela pembe olanlar 5 yıldız verdiklerim. Yeşil olanlar 4 yıldız verdiklerim şeklinde kendi içerisinde bir düzeni var. Yine sevdiğim çeşitli güzel görselleri bir araya topluyorum yine bitirmediğim sayfalardan bir tanesi. Bunu 2024 yılı içine yapmayı planlıyorum ama umarım bu sefer doldurabilirim. Hem de ajandanıza ekleyebilmeniz için size de güzel bir öneri olur. Her ay okuduğum kitap sayısını rafın üzerine çizmekti planım aslında. Fakat ben bunu ne yazık ki son 4 ay için yapmadım. Bunu yapmayı tercih edebilirsiniz yine diğer defterlerimde yaptığım gibi kitaplarla ilgili sayfalar hazırlıyorum. Az önce de bahsettiğim gibi okuduğum zaman hatırlamak isteyeceğim detaylarla dolu bir özet yazıyorum. Eskiden ilkokuldayken bunu yapar mıydınız bilmiyorum fakat benim dönemimde böyleydi. Biz ilkokuldayken kitabı okuduktan sonra o kitabın mutlaka özetini çıkartmamızı isterdi öğretmenimiz. Okuduğumuz kitabın temasını yazdırırdı. Farklı bir başlık olsa ne olurdu onu yazdırırdı. Çıkarmamız gereken dersi yazdırırdı. E, bu şekilde okuma raporları hazırlatırdı. Aslında bu yüzden okuma raporu hazırlamaya alışkınım. Bu nedenle de özet ezerken zorlanmıyorum arkadaşlar. Kim zaman kısa, kim zaman uzun. Kendim için o kitapta hatırlamak istediğim detaylarla dolu küçük özetler yazıyorum. Pinterest'ten bulduğum çeşitli görselleri ara sayfalara yapıştırmayı seviyorum arkadaşlar. Bunlar gerçekten ajandanızı çok daha güzel gösteriyor. Ve sonra bu yıl için yine yapmayı planladığım 100 kitap challenge için böyle küçük kutucuklarımız var. Her kitabı okuduğumda bunları dolduruyorum. Bunları da yine daha sonra sene içinde baktığında kaç tane 5 yıldız vermişim, kaç tane 4 yıldız vermişim şeklinde kontrol edebilmenizi sağlıyor. Yine çok severek hazırladığım fakat yapmadığım bir sayfayı göstereceğim. Reading Tracker sayfası. Yani arkadaşlar burada da belirttiğim üzere her gün kaç sayfa okuduğumu girebilmem için küçük bir tablo. Fakat bunu her gün kontrol etmesi gerçekten zor arkadaşlar. Kim zaman saymıyorsunuz ya da o an üşeniyorsunuz, işte uyurken okuyorsunuz, ertesi gün bakmıyorsunuz, hatırlamıyorsunuz. Bunlar güzel şeyler tabii ki defterde fikir fakat ilk başına söylediğim gibi okuma günlükleri artık birazcık daha estetik ve e, görsel bir kaygıya dönüştü. Bu nedenle ilk başta söylediğim gibi bir günlük tutmak istiyorsanız çok daha basit, kesinlikle çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Benim okuma günlüğümde yapmayı en çok sevdiğim şeylerden biri sevdiğim kitaplarla ilgili kolajlar yapıştırmak. Örneğin ben Jane Austen'in Emma kitabını gerçekten çok seviyorum. Aynı şekilde Charlotte Bronte'den de Jane Eyre'i çok seviyorum ve bu sayfa benim favori iki kitabımı oluşturuyor. Daha sonra kendime okuduğum serileri takip edebilmek için bir seri sayfası oluşturdum. Bu seri sayfasında da o seriye ait güzel bir görsel ve yanında da serinin kitapları var ve okudukça üstünü çiziyorum. Böylelikle de okuduğum serileri takip etmesi çok daha kolay oluyor. Yine burada da koleksiyoncu ile ilgili güzel bir sayfa var arkadaşlar. Aynı dediğim gibi güzel bir görsel kullanarak şekillendirdim. Genellikle de okuduğum bütün kitaplarla ilgili özet tutmaya çalışıyorum. Hiçbir kitabı unutmak istemiyorum. Kitapların kapaklarının fotoğrafını yapıştırıyorum. Üzerine de verdiğim puana göre yıldız yerleştirip Başlığın altına da o, ay, o yıl okuduğum kaçıncı kitap olduğunu belirtiyorum. Peki kitap özetlerinin kısalığını veya uzunluğunu neye göre belirliyorum? Tamamen o kitabı hatırlamak isteyip istememe oranıma göre değişiyor arkadaşlar. Eğer bir klasik okuduysam kesinlikle çok daha uzun özetler tutuyorum. Fakat daha eğlenceli, romantik, fantastik kitapları daha kısa özetler halinde tutmaya çalışıyorum. Tabii ki her okuduğunuz kitabın özetini tutmak zorunda değilsiniz. Sevseniz de sevmeseniz de. Mesela zaten video çektiğim kitapların özetlerini çok fazla yazmıyorum. Onları da arkadaşlar bu şekilde bir görselle sadece kaçıncı olduğunu belirterek kapaklarını yapıştırıyorum. Defterimin en sevdiğim sayfası favori kitaplarım sayfası. Bu sayfayı gerçekten çok severek hazırladım. Ve bu sayfaya eklemek istediğim bir kitap daha oldu. Burada suç ve ceza ile başlıyoruz. Alice Arkalar Diyarı'nda Jane Eyre Emma Üst Silahşör Dorian Gray'in Portresi İki Şehrin Hikayesi O Kedimur'un Hayat Görüşleri Küçük Kadınlar Gizli Bahçe Dracula Bir Noel Şarkısı Antonius ve Kleopatra Oz Büyücüsü Yine aşağıya Kitap Okuyan kadın karakterleri yapıştırdım. Daha sonra okuduğum İngilizce kitaplar için de bir İngilizce kitaplar sayfası yapmıştım. Bunu birazcık küçük yapmıştım. Daha sonra okuduğum kitapları eklemekte birazcık zorlandım. Bu sayfanın da 2024 halini yapmayı planlıyorum. Burada da bir yazarlar rafı isimli bir sayfam var. Bu sayfada da sevdiğim yazarların resimlerini yapıştırdım. Ardından da yazarların kitaplarını yazıp okuduklarımı işaretlemek için bir kısım hazırladım. Az önce pembe defterimde gösterdiğim ve hala yapmaya devam ettiğim şeyi göstereceğim size. Okuduğum, özellikle okuduğum fantastik kitapların görsellerini bir araya getirip kolajlar hazırlıyorum. Bu kolajlar daha sonra kitapları hatırlamak için girdiğimde özetten daha etkileyici olabiliyor. Fantastik kitaplar için konuşuyorum tabii ki. Böyle kolay sayfalarını yapmaktan gerçekten çok zevk alıyorum. Burada mesela yılan ve güvercin serisi için bulduğum görselleri altlı üstlü kesip yapıştırıp ortasına da güzel bir kapak resmi yapıştırmıştım. Ve bu yıl için yaptığım 2024 kitaplık sayfası. Bu sayfayı gerçekten çok sevdim. Sanki bütün sayfa daha güzel görünüyor. Böyle daha çok boyamışım. Tam emin değilim ve bunu yine okuduğum kitapların beğendiğim ve verdiğim puanına göre boyamaya başladım. Daha sonra 2024 defterine çok severek eklediğim sayfa olan Agatha Christie sayfası. Bununla ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum fakat kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Güzel bir Agatha Christie başlangıç sayfası. Ben de olan ve okuduğum kitaplar ve verdiğim puanlar şeklinde bütün kitaplarını görebileceğim sayfalar hazırladım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Oradan size cevaplarını vermekten mutluluk duyarım. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.